Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde UFO, iyonezerli, buharlı makinemiz çalışmıyor. Şimdi nereden çalıştırıyorduk? On, off, stop. Şuradan basalım bir. Alet bakın. Çalışmıyor, zorluyor, çalışamıyor. Hemen düğmesini kapatalım, zorlamayalım. Çünkü motor sıkışmış içinden. Hadi gelin bir tamir edelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu önündeki vidayı söküyoruz. Sağ istikametine söküyoruz. Normalde ters dişdir, aklınızda olsun. Bunu aldıktan sonra hemen şu, bu da sola doğru sökülür. Sağ istikametinin tersine doğru. Bu takılırken de şu tutma kolu yukarıya takılır. Bunu da hemen belirteyim. Bunları aldık. Öncelikle aletin fişini çekiyoruz müdahale etmek için. Şimdi motorun kapağını şöyle bir açalım bakalım bunu sıkan zorlayan neymiş. Şimdi motorun 3 tane, daha doğrusu 4 tane metrik diyotaları var. Onları hemen aldığımızda evet çıkmıyor. Tırnaklı mı uzalım, inceleyelim. Şimdi şurada bakın şöyle bir dalgası var. Dalgayı asılınca bu zalımlar yerinden çıkıyor. Evet. Şu tırnaklar arkadaşlar. Şu tırnakları asıldık, çıkardık. Şunu da çıkardık. Yalnız plastik mal iyi ha. Böyle sert, kırılgan, mırılgan değil. Esnek bir malzemeden yapmışlar. UFO'yu tebrik ediyorum. Şimdi bir temizliğini yapalım. Şimdi şu, bakın. Motor bir kere eller rahat bir dönmesi lazım arkadaşlar. Şöyle çevirince şöyle bir dönüvermesi lazım. Maalesef bunun şu kısımlarında burçlar olur. O burçlar zamanla spreyi fazla sıktığımız zaman altına gidiyor. Bez tutacağım. Yağsızlıktan kaynaklı orada problem oluşturabiliyor. Biz ne yapacağız? Öncelikle WD-40 sıkarak bir pasını, evet, aldırmaya çalışacağım. Yani sorun bu millerin ya da başka bir yerindeki kasıntıdan dolayı motor dönemiyor. Bunun bir de arka tarafında aynı olay var. Ona da şöyle bezimizi hemen şuradan sokalım ve yağımız olması gerektiği yerin dışına kaymasın. Evet. Oraya da sıkalım. Sıktıktan sonra şu hareketle, vay, açıldı zaten. İşte istediğimiz buydu. Gözünü sevdiğim ya. Sen nelere kadirsin? Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Bakın böyle dönmesi lazımdı. Ne yapıyordu? Yağsızlıktan dolayı burçlar sıktığı için bu malzeme çalışamıyordu. Dolayısıyla da az daha zorlasaydık motoru yaktırabilirdik arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bunun şu kısmının arka tarafında içinde keçe olur. O keçeleri yağlamak lazım. Ne duruyorsun? Yağla o zaman. Evet. Şöyle yapalım. Açtırdık zaten. Sorunu bulduk. Sorunu bulduktan sonra şuraları açalım. O keçeleri yağlayalım. Geri takalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısma söktük ya. Tam da şu kısma. Şöyle yağlamasını. Keçe var orada. Keçeyi size gösteremiyorum. Maalesef çok fazla sökemedim. Keçesine yağ döktüm. Burada da çok fazla dökemedim. Arka tarafından sadece şu kısımdan yağlayarak yetineceğim. Ara ara eğer sıkışırsa bu şekilde yağlayın ve motorun milinin rahat döndüğüne emin olun. Hadi gelin söktüğümüz gibi geri toparlayalım.
mikrofonumuzu takıştırdım. Şurada boyunun sağa sola dönmesi için motoru var. Motorun mekanizmasını da yağlıyorum. Evet. Şimdi motorumuz rahatlıkla çalışacaktır. Makinemizi test edelim. Gördünüz mü? Şiir gibi çalışıyor. Maşallah. Maşallah. Evet. Bakın kapası da dönüyor. Harika. Şimdi gövde kısmını söktüğümüz gibi toparlayalım. Telimizi takarken demin de söyledim. Şu tutacak kısım arkaya doğru gelecek. Makineyi taşımak için burası tutma koludur. En üste gelecek şekilde şöyle detayını göstereyim. Evet. Bakın şurada bunu da komple yıkayabilirsiniz. Birazdan ben hava tutacağım zaten. Bakın şu tırnaklar, şu tırnaklar buraya gelecek şekilde ve üst tutama kolu yukarı gelecek şekilde normal sağa sıkılır, sola sökülür vaziyette. Bunu şu anda saat istikametine doğru sıktım. Daha sonra önce bir temizlik yapalım. Evet. Şimdi pervanemizin bakın şu kısmında şöyle bir girme yeri ve şöyle çıkıntısı var. Ona denk gelecek şekilde miline oturtuyorum. Evet. Bu ters diş arkadaşlar. Bu sıkar gibi sağa doğru sıkamazsınız. Saat istikametinin tersine doğru sıkarsınız ki gevşemesin diye böyle bir yapısı var. Onu taktık mı? Taktık. Şimdi burada şimdi kapağımızı takalım. Öncelikle bakın şöyle bir çemberi var. Çemberin iç taraflarında şöyle geçme kancalar var. Geçme yerleri var. Yaklaşalım. Hah, şunlar. Bunlar iki kapağı birbirine sabitleyecek olan yerler arkadaşlar. Öncelikle bu şu taraf, şu vidalı kısım alt tarafa gelecek bu arada. Onu söyleyeyim. Alt tarafa gelecek. Şunlar da şu tırnaklarda o iki kapağı birden tutacak. Öncelikle şunu yerine, şu alt tarafa gelecek şekilde yerine şöyle bir takıyorum. Esnek bir malzeme esnetebilirsiniz. Alt tarafından şeyini sökebilirsiniz. Vidasını sökebilirsiniz. Sökmeden takabilirsiniz. Tamamen sizin yeteneğinize kalmış. Şimdi bu çemberi geçirdim mi geçirdim. UFO yazısı tamamen düz bakacak şekilde evet, çemberimin içine malzemeyi ikisini birden birini değil geçireceğim arkadaşlar ama tabii ki de geçiremedim. Evet, şimdi bakın geçme şekli bu şekilde. En üstün tam ikisinin ortasındaki iki parçaya da eşit bir şekilde oturdu. Ve alt tarafı tam da bu şekilde. Şimdi artık kapak tamamen yerinde sabit kalacak. Eğer sizinki oynadı, kırıldı, şey yaptı, şuralardan minik minik küçük küçük tellerle 2-3 yerinden bağlarsanız o da sizi sabit tutacaktır. Küçük küçük şey de olabilir, ip de olabilir. Hatta ipi birazcık
Hafiften uzun tutup çok az, şu kadar şu kadar böyle ön taraftan arka tarafa doğru böyle salınarak böyle ambiyansta işin içine katabilirsiniz. Şimdi çalıştıralım. Ve savrum da verelim. Bakın az önce çalışmakta sıkıntı yaşayan alet hem salınıyor hem de uçak pervanesi gibi tam güçte çalışıyor arkadaşlar. Evet. Peki. Evet, rüzgar estirdi ve sağdan soldan malzeme de düşürdü. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.